Evet, bu gelişen dünya ile beraber her şey değişmeye devam ediyor ama biz birazcık şimdi gelenekselci taraftan başlayalım. Ondan sonra ya Sait, Tarsus'a nasıl başlamıştın? Annenden dinledik de bakalım senden nasıl Evet, dinleyeceğiz. benden de dinleyeceksin. Şimdi ne, annem de söylemişti işte, babam benim bir Amerika seyahati var 1960'ların başında. Devletin gönderdiği bir seyahat. Bir yıldan fazla süreli Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde bulunmuş. Bu süre içerisinde bunun 8-9 ayını annem de ona refakat etmiş. Ondan önceden bu göreve gitmeden önce de bir 3-4 aylık Ankara'da yoğun bir İngilizce dil eğitimine gitmiş. Ondan sonra gitmiş. Fakat bütün buna rağmen orada yaşadığı o bir yıla yakın, belki biraz daha uzun bir dönemdeki bu ikinci lisanın daha iyi olmayla işte averaj orta olma arasındaki farkını idrak ettiği için o dönemlerden kafasına koymuş çocuklarını yabancı dille eğitim veren bir okulda okutmayı. Bu bağlamda da ben ilkokul 4 hatta 5 diyelim 5. sınıfın başlarında işte o zaman bu yabancı okullar, yabancı dille eğitim veren okulların farklı tarihlerde şeyi vardı, imtihanları. Bu imtihanlara sistematik bir şekilde hazırlandım. O zaman Adana'da rahmetli bir okulun baş öğretmeni veya işte müdürü olan Hasan Bey vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Hasan Ondan Bey'in soyadını hatırlıyor musun? Melih hatırlayamadı. Hasan Bey'in soyadını Meşhur şu Hasan anda, bilmem evet, ne yani, var. Hasan Bey vardı. Şu anda sana bunun ismini söylerken bu arada soyadını da hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü oğlu da zaten bizim okuldaydı İşte zannediyorum. aynısını hatırlıyor Melih de. Oğlu okuldaydı ama adını hatırlamıyor. Bizden 2 sene büyüktü. Mustafa Emre'lerin sınıfındaydı diye hatırlıyorum ben oğlunu. Vallahi Hasan Bey'in soyadını hatırlayamıyorum. Belki Levent Evet. Soylu'yla Ona bu soracağız artık söyleşi giderek. yaptığında o hatırlayabilir ya da Ali Kabaş hatırlayabilir. Yani bizim sınıfta ben, Ali Kabaş, Levent Soylu, Ahmet Kalyoncu da var mıydı o grupta? O da olabilir. Bizler sürekli işte o hocadan ders aldık. Nasıl peki birbirimizi tanıyoruz? Haftada bir kere de Hasan Bey pazar günleri kendinin işte şey olduğu okulda, müdür olduğu okulda bu ders verdiği öğrencilere sınav yapardı. Ve hemen o sınavları da bizi bekletir sınavdan sonra. Çok pratik bir şekilde bir şey anahtarı vardı onun. Sınav sonuçlarını kontrol eder, onlarla kontrol eder ve asardı. Böylece de o ders verdiği dönemdeki çocuklar arasında hoş bir rekabet ortamı yaratırdı. İşte ben daha iyi aldım bu hafta, öbür hafta ben daha iyi alacağım, seni Kim geçeceğim gibi. hep iyi alıyordu? Var mıydı aralarında? Ali Kabaş hemen hepsinde iyi alıyordu. Öyle Ben mi? onu Ha. Onu hatırlıyorum. soralım bakalım. Hasan Bey'in adını da o hatırlayacak o Evet, zaman. kesin. Ali de, Levent de iyi alıyordu. Arada bir benim de iyi aldım. Belki bir hafta olmuştur. O kadar hatırlamıyorum. Bu senin sözünü ettiğim 1968 yılında hatırlıyorum. Evet. 69, 69. 68, Baharı. 69 Evet. baharı falan. Onun için zor bir şey. Neyse, işte bu metotla hazırlandık. Hatta şeye girdiğim gün çok iyi hatırlıyorum imtihana. Babam gene bir görev gereği yurt dışındaydı. O yoktu. Annemle birlikte gittik. Kız kardeşim vardı onunla beraber. Benim de o gün çok iyi hatırlıyorum. Gene böyle bahçede oynarken bir yere çarpmışım. Ya bir bacağımda bir yara var falan. Epey canım da ağrıyor. Çok öyle keyfim de yok. O şekilde girmiştim. Ama sonunda işte bir hafta içerisinde okuldan yanıt geldi. Dolayısıyla ben İstanbul'daki diğer liselerin sınavlarına girmeden, çünkü Tarsus birinci derecedeki tercihti. Hemen geldik, kaydımızı yaptırdık. O zaman da şeydi, okul numaralarımız kayıt yaptırmanın şeyine göre veriliyordu. Kim daha önce kayıt yaptırmışsa onun numarası biraz daha küçük oluyordu. İşte demek ki
Ali Kabaş, Levent Soylu benden önce ya da 2-3 gün önce kayıt yaptırmış. Sonra ben kayıt yaptırmışım. Hemen benim arkamdan rahmetli Murat Aktaş yaptırmış. O benden 3 numara sonraydı. 688. Yavuz benden 1 numara önceydi. Yavuz 684'tü. Neyse işte böyle biz bu vesileyle 69 Eylül'ün de okula girdik. İyi ki de girmişiz. Ve böylece genel söylem böyle oluyor. Evet. Genel söylem öyle. Zaten bunu söyleyeceklerle röportaj yapıyoruz. Başka şey olmasın yani, yanlış anlamamasın. Peki yani şimdi okul başladıktan sonra senin hep faz faz yani bir Adanalı yani evci yatılı evci olma yatılı dönemim var. Sonra dayanlı yatılı dönemim var. Doğru. Ondan sonra o dönemleri nasıl karşılaştırıyorsun? Neler hatırlıyorsun? Yani oralardan böyle ilginç anekdotlar neler hatırlıyorsun? Şimdi tabii hepimiz gibi ben de ilk okulun eğitim döneminin 5 senesini evimizde geçirmişiz. Ailemizle birlikte olmuşuz ve ailemizden ayrılarak çok hiç tanımadığımız insanlarla bir araya geldiğimiz bir ortamda hem okula gidiyoruz hem ortama alışmaya çalışıyoruz. Hem sadece okulda değil yaşam ortamına da alışmaya çalışıyoruz. İlk dönemler zorlandım tabii herkes gibi ama sonradan da birazcık kendime de kızdım. Çünkü ben evci yatılıydım. Evci yatılılar haftanın 4 gecesi okulda kalıp 3 gecesi evde kalıyorlardı. Dolayısıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe geceleri ben okulda konaklıyordum. Sonra cuma, cumartesi, pazar evimdeydim. Dolayısıyla evimin o sıcak ortamını, sevdiğim yemekler, sevdiğim insanlar, birlikte olduğum, aşina olduğum insanlar var. Ancak daimi yatılar öyle değil tabii. Çok daha güç bir dönem yaşıyorlar. Özellikle hafta sonu okulun sayısı da azalıyor. Çok az insan kalıyor. O kocaman yerleşkede çok az arkadaşla berabersin. Onlar eminim çok daha zor dönemler geçirmişlerdir. Dolayısıyla benim geçirdiğim o zorluklar onların geçirdiği zorluklar yanında çok da kıymetli ve kıyaslanabilecek değil, şeyler değil. İlk yıllar özellikle hazırlık ve birinci orta birde hatırladığım işte çarşamba günleri okul bir parça daha erken biterdi. Biz yatılı öğrencilere özellikle orta sınıflara çarşamba günü çarşı izni verirlerdi. O çarşı izninde işte okuldan çıkar, sola döner, o sokakta ana caddeye kadar yürür. Kabaca 120 metre, 140 metre bir şey. Sonra hemen o köşede bir şey vardı. Böyle, evet. Taze her meyve türlü suyu. Meyvelerin doğru. Sıkıldığı sular. Sonra çok güzel ayranı vardı böyle. Köpüklü. Hepimiz o ayranı hatırlıyoruz evet, değil mi? Evet. Dalla çırpardı evet, adam. Aynen, çok öyle. Mikseri böyle daldı yani. Üzeri böyle bir 10 santim falan köpük olurdu. Demek ki kaliteli bir yoğurttan yapardı. Sonra da işte oradan biraz daha çarşının içine doğru yürüyüp bir baklavacı vardı. Orada baklava yediğimizi hatırlıyorum her seferinde. Bir de Togo muydu? Bir kırtasiye Selçuk vardı. Togo. O kırtasiyeciye girer işte birazcık o günkü şeylere bakardık. Öyle biraz yürür gelirdik okula. Onları hatırlıyorum. Bir de tabii şeyi hatırlıyorum. Yani işte cuma günü teyzeoğlunun bir külüstür bir otobüsü vardı. O otobüsle teyzeoğlu. Çok enteresan bir şofördü. O bizi işte götürür getirir. Orada da liseli abiler her zaman oturur. Onların yerleri bellidir. Kimse oralara oturmaya aklından bile geçiremez. İşte biz de şeyden sonra İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra koşuşturarak hemen oturacak bir yerler bulmaya giderdik. Çünkü o dönemler ayakta da gitme şey olarak en azından trafik kuralları olarak yasak değildi. Çok fazla böyle görece şehirler arası yol diyebileceğimiz bir yolda ayakta da gidildiği olurdu. İşte oturduğumuz şeyde böyle zaten daracık sıkışık yerlere otururduk. Neyse işte otobüste gidilirdi. Bir de benim gene o dönemde aklımda kalan
pazar akşamlarını ben hiç sevmezdim. Çünkü erken yatmam gerekiyordu. Ertesi gün okula gidecektim. İşte derslerime hazırlandım mı, ödevlerimi yaptım mı? Şimdi ben bu evimden ayrılacağım, yeniden oraya gideceğim. Yani belki daimi yatırlar bunu ilk işte tatilden döndüklerinde yaşıyorlardı. Sonra onlar bir şekilde adapte oluyorlardı. Biz tam adapte oluyorduk. Top eve gel, hop pazar akşamı o sendromu yeniden yaşa. Ben son dönemlere kadar, hatta bazen şimdi bile böyle havanın çok böyle ağır olduğu pazarlarda o sendromu, travmayı hala yaşıyorum. Yani o pazar günlerini onun için hemen hemen hiç sevmiyorum. Yani. O gündür bugündür pazar günlerini hiç sevmem. Hele pazar akşamlarını hiç sevmem. Pazar akşamı yani hep şeydir. Hiç sevmediğim akşamdır. Neyse, öyle bir yıllardı. Sonra daimi yatılılık tabii daha kolaydı. Çünkü işte kademeli olarak gelmiştim. Bir de liseye geçtik. Ben daimi yatılıya orta okulun ortalarında şey yaptım, geldim yani o sömestrden sonra. Sonra da zaten lisede. Lise çok daha bizim okulda şeydir. Yani böyle ciddi bir eşik atlamadır. Bambaşka bir hayata geçiyorsun lisede olduğun zaman. Biraz daha hürriyet var. Epey daha çok hürriyet var. Onun için daha kolaydı. Bir de artık arkadaşlarla iyice birbirimizi tanımış oluyoruz. Ama ben lise hayatı boyunca hala şimdi geri dönüp bakıyorum. Resimlere bakıyorum. Bazı sohbetlere bakıyorum. Daha uzun süredir daimi yatılı olanların lisede geçirdikleri bazı anıları ben çok hatırlamıyorum. Çünkü benim hatırladığım, ben hafta sonları biraz daha fazla Adana'da geçirirdim. Yani Adana'daki arkadaşlarıma giderdim daha tabii. Çok. Ve herhalde o dönemlerde bir iki hafta sonu da işte o çok güzel mesela bir şey çadırla şeye gitmişsiniz. Ben onu Karabucak ormanlarına. Mesela ben onu kaçırdım. Onu çok arzu ederdim. Efsane gecedir o yani. Orada olmayı. Demek ki ben o hafta sonu Adana'daydım. Adana'da da kimlere giderdim? Adana'da daha çok Ali Kabaş'a giderdim. Onun da zamanı geçirdim. Ondan sonra bir iki kere zannediyorum Recai'ye giderdim. Çünkü Recai'nin babasıyla benim babam meslektaştı, aynı kurumda çalışıyorlardı. Dolayısıyla annesini de rahmetle iyi tanıyordum. Ailecek tanışıyorduk zaten. Tabii Recai falan zaten babana böyle şeydir. Öyle tapar der. Yani. Öyle şey, dede gibi görür yani. Değil mi? Evet. Babası bile baba gibi görüyor senin babanı. Değil mi? Öyleymiş yani. Ondan sonra onun için onlara giderdim. Tabii kediyle beraber olurduk gittiğimde. Kedilerde kaldığımı hatırlamıyorum ama. Ondan sonra tabii Levent Soylu'yla beraber olurduk. Yani onun için de öyle bir şey, böyle bir evrim yaşadım. Evci yatılılıktan daimi yatılığına geçerken. Sonra da tabii lise sonda benim ve Ahmet'in meşhur yatakhane ağabeyliğimiz var. Onu da herhalde okul idaresi bilerek böyle birbirleriyle zıt karakterli öğrencileri abi olarak, yatakhane abisi olarak seçiyorlardı. Herhalde çocuklar bu iki farklı karakteri yakından tanısınlar. Peki sen başvurmuş muydun mesela o işe? Evet, ben istemiştim ona. Ahmet de istemişti. Ayrı ayrı. Biz ayrı ayrı, evet. Yani çünkü ben zannediyorum başvururken başka biriyle, kim? Ömer'le istemiş olabilirim bak. Şimdi hatırlamıyorum ama Ahmet'le beraber istediğimi, belki de Ahmet de istemişimdir. Onu da çok hatırlamıyorum yani. Ya ben çünkü hiç başvurmamış. Hiç öyle bir şey aklıma bile gelmemişti yani. Yok, ben başvurmuştum. Neyse Ahmet'le güzel bir şeyimiz oldu. Böyle yatakhane abiliği dönemimiz oldu. İlk günü çok iyi hatırlıyorum. İlk gün geldim. Oda diyoruz ama oda değil yani. Bölme. Yani kocaman bir hangar gibi bir yer. Bir sürü ranzalar var. Köşeye bir yere de
o günkü şartlarla tahta dolapları böyle çevirmişler. Dizip o da yapmışlar. Onun bir de bir insanın geçebileceği bir aralık bırakıp ona da bir bez bir şey asmışlar. O bez kapı. Aynen. Kapıdan geçiyorsun işte o da oluyor. Bizde de bir ranza yatak altı üst. Ve gene bizim kullanacağımız 2-3 dolap. Dolapların bazıları oda gibi bölümün tersi içine dönmüş. Bakıyor. Çoğu dışarı bakıyor. Neyse biz böyle bir yere geldik. İşte ben üst ranzayı aldım. Ahmet altı aldı. Ahmet'in annesi geldi o gün. Ahmet bundan hiç hoşlanmazdı böyle annesinin. Hele hele bir de lise sonunda da hala okula geliyor. O kadıncağızın düşkünlüğü tabii. Ama işte tek çocuk olunca. İki arkadaşı çok iyi hatırlıyorum. Annelerinin onlara böyle okula gelmelerinden hiç hoşlanmayan. Biri Ahmet, öbürü de Ömer. Ömer de çok sinir olurdu. Ama onun da rahmetli annesi her seferinde okulun açılışına mutlak gelir. Onun işte dolabını molabını yerleştirir. Ahmet'in annesi de geldi, yerleştirdi. Yatağını ve temiz çarşaflar marşaflar yaptı. Kadıncağız gitti. Ahmet geldi akşam bir defa. Akşam zaten o akşam Ahmet dışarı gitti. İşte herhalde Tarsus'un kebabını, rakısını özlemiş. Epey bir kafayı bularak geldi. O ilk akşam çok sarhoş bir şekilde geldi yatakhaneye. O bütün o çarşafları, maşrafları hepsini attı şiltenin üzerinden. Ve bütün bir yıl boyunca şiltede çarşafsız yattı. Bir de onun meşhur bir mavi bir bornozu vardı. Evet, delinebilen bornoz. Delinmişti hatta. Çünkü sürekli onu giyerdi. Yani okuldan geldikten sonra bütün bir akşam işte yatakhanede olduğu sürece, hatta dışarıda da. Her yerde giydiymiş. Ayrılmaz parçası. Onun şeyi de. Ben şeyi hatırlıyorum, annesi sormuştu, bornozun... İşte poposu nasıl delinir? Bunu anlayabiliyor musunuz? Evet, bir şey diyemedik tabii. Anlayabiliyorsun. Anlatamadık. Onu geldi. Neyse yani orası bir sürü arkadaşın işte canı sıkıldığında geldiği, sohbet ettiğimiz, bu sohbete çoğu kez de işte yatakhanede yatan öğrencilerin gönülsüz olarak katıldıkları bir dönem olmuştu. Orada bir tane bir öğrenci vardı ya dur lise ortaokul 3. sınıftaydı galiba. Erhan mı? Yok. Şeydi ya. Kocaeli'nden mi? Sakarya'dan. Sakarya'dan Vecdet. Vecdet. Evet, Sakarya'dan gelen arkadaş. Yani o çocuğa Ahmet çok çok takılırdı yani. Ben hatırlıyorum bir de yani, şeyi hatırlıyorum. Biz bir akşam döndük yatakhaneye. Ahmet girdi, ben açım dedi. O çocuklar yeni yapmışlar, susturmuşsun falan. Olsa açım dedi. Bu bir daha yine ses çıkartamıyorlar senden korkudan. Erhan'a gel gel dedi. Sen aç dolabını, vardır bir şeyler. Ondan sonra o ıkmık falan diyor. Açım içinden şokella mı ne bir şey bulmuştuk yani. Bravo, bravo. Neyse öyle o günlerde güzel günlerdi. Belli bir dengede götürdük. Ondan sonra da işte meşhur bir lise sonunun önemli bir kısmının bir gece dışarıda yani okul dışında geçirmek istediği bir artık son aylarda bir gece vardı. Ama bir şekilde şeye yakalanmıştı. Hala politiksin ya. Kaçtık ya. Okuldan kaçtık yani. Peki okuldan kaçıldığı bir gece. Neyse. Biz tabii görev gereği gene yatakhanedeydik. Onu da kaçırdık böylece. O gün hakikaten tarihti. Şimdi evet. Levent'le falan da doğru. Çekerken konuşacağım. Hı. Ya adamların okul idaresiyle konuları yoktu. Yatılıkları alındı yani. Evet. Ahmet'in aldı, Levent tamam. Falan bunu. Hiç. Yani evet. Hani Türkiye'de adaleti hep tartışıyoruz falan. İşte ayar kaçıyor filan deniyor ya, işte okul ayarı orada kaçırmıştı yani. 76'da da yokmuş. Ha 76'da da. Amerikalı kaçırmıştı yani. Ondan sonra şey Bülent Düzün'ün olayı filan. Tamam. Yani kontrol nasıl kaybedilir öğrettiler. Esasında o da eğitimimizin bir parçasıydı. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi benim hatırladığım bu, senin katılıp katılmadığını hatırlamıyorum ama 23 Nisan'da bir kebapçıdan okulda yemek çıkartmayacağız demişlerdi. Yani evet. Okulun yönetim şeyleri çok tuhaf geliyor bana şimdi. Çünkü 29 Ekim'de ben Ankara'ya gittim de bana ceza kestiler.
O andan sonra, sonra işte 23 Nisan'da yemek vermeyeceğiz, çıkın dışarı diyorlar filan böyle. Kendi içinde bir şeyler var. Sen 23 Nisan'da var mıydın? Ben 23 Nisan'da vardım, hatırlıyorum. Evet, biz yemekhane açık olmadığı için işte kendi karnımızı doyurmak için dışarıdan tabii yemek... ısmarlayıp faturasında Gülsen'e onun evine yollatmıştık. Doğrudur. Ya o detayı hatırlamıyorum. Tabii. Kadıncağız çok sinirlenmişti bize. Yapmışızdır. Yani hiç şaşırtıcı gelmiyor. Ama doğru yani... sanki okul idaresi biraz tutarsız davranıyor gibi geliyor. O günlerde daha fazla geliyordu. Tabii. Fakat şimdi geri dönüp baktığımda hele bugün yaşananları işte bu tırnak içerisinde mahalle baskısı okul idaresini biz sadece kendi o duvarlarımız arasındaki bizimle olan ilişkisi olarak görüyorduk. Çünkü bilgimiz o kadardı. Ancak okul idaresini bir de dışarıda, duvarların dışında gelen bir baskıyla karşı karşıya kaldığını şimdi daha iyi anlıyorum. İşte bir yandan bizlerle olan ilişkilerinde birbiriyle çelişmeyen kararlar almaya gayret ediyorlar. Ama bir yandan da dışarıdan gelen yoğun bir baskı var. Ve 80 öncesi Türkiye'de kolay bir Türkiye değil zaten. Onun için gene de İyi becermişler yani baktığımda yani çok doğru yanlış değil. Demek ki çok yani, tutarlı değil. Doğru. Yani onlar kendi mindsetiyle doğruyu yani. Şey yapıyor. Biz de kendi bakış açımızdan. Herkes bilgileriyle haklı. Kendi açısından gördüğü kadarıyla yorum yapıyor. Hala da öyle yapıyor zaten. Ha tabii. Neyse işte böyle bir dönemle yani ben şimdi 62 yaşındayım, işte bu sene. Bu 62 sene içerisinde en çok hoşuma giden dönem, yıl olarak hangi dönem, hangi yıl diye sorarsan herhalde bu 68-69 eğitim öğretim yılıydı. Benim İlk sene. Özür dilerim, 75-76 ha, pardon. Son çok, sene. Evet, son sene. Biz hep 60-69 diyoruz da. Son sene 75-76 gerçekten çok güzel bir yıldı benim için. Çok güzel anılarım var hala. Belki çok detayları hatırlamıyorum. İyi ki de hatırlamıyorum, boş ver detayları hatırlamaya. Ama hakikaten çok çok güzeldi. Her şeyle yeniden o yılları yaşamayı ister misin? Evet isterim. Yok, 76 senesi hakikaten çok güzeldi yani. Çok tuhaftı. Yani tuhaf demek bana çok makul geliyor o dönem için. Yani o demin bahsettiğin o kadar birbirine zıt doğruluklar, yanlışlıklar silsilesi var ki yani şey çok acayip tabii. Yani çok çok tuhaftı, tuhaf bir dönemdi. Peki şimdi o gün Ömer'le sohbet ederken bu lafı etti. Bence o şimdi herkese ben sormaya başladım. Onunsa ben THC'likten çok THC-76'lıyım dedi. Ondan sonra... Evet, onu bana da sık sık söylüyor. Ha, doğru. Şimdi Ömer'in bu çok söylemi olan bir şeydi. Melih'e sorduğumda Melih de aynı şeyi söyledi. Ama sen sanki THC'lisin. Evet. Ben de kendimi THC'li görüyorum. Yani ben, 76'yı çok severim sınıf olarak ama... Doğru. Evet, Ömer bunu çok yüksek sesle söylüyor. Ve hatta benim okulla ilgili başka ortamlardaki vaktimi, harcadığım vakte çok şaşırdığını, çok anlamsız bulduğunu da söylüyor. Ama doğru, 76 çok önemli. 69-76 gerçekten çok önemli. Ancak bize bu 69-76'daki o 7 seneyi bir arada yaşamaya olanak sağlayan kurum da THC. Yani bunun öncesi, sonrası, o günü ve sonrası. Bir bütün. Onun için de ben o bütünün içerisinden o 7 seneyi çekip alamam. 7 sene benim için çok önemli. Ancak bu 7 seneyi oluşturmak için bu 7 sene önce de sıfırdan pat çıkmamış ve 76'dan sonra da pat bitmemiş. Evet. Bu bir dönem. Bu dönemin biz çok güzel bir 7 senesini yaşadık. Onun için de okul
önemli ve bu önemi, yani bizim bu yaşadığımız bu 7 seneyi orada okumakta olan ve gelecekte de okuyacak öğrencilerin, şimdi kızlar da var, kız erkek, aynı şekilde hayatlarına, bizim hayatımıza dokunduğu gibi dokunmasını ve bundan pozitif etkilenmelerini, hı hı, ve bir şekilde bu topluma biz ne kadar faydalı olabildiysek, bizden daha da faydalı olacak şekilde geri vermeleri için ben tercihliyim diyorum 76'nın ötesinde. Onun için ben kesinlikle tercihliyim. 76 önemli ama tercihliyim. Peki, yani okul bittikten sonra hayatında hem tercihliğin hem 76'nın şeylerini, izlerini hep görmüşsündür. Yani gördüğünü çok, ben de biliyorum. Yani evet, hepimiz hissediyoruz, şey yapıyoruz. Zaten. Ya senin böyle bir genel zaten şey görevin oldu. Güvenilir ombudsman mı diyeyim, muhtemet mi diyeyim? Yani çünkü bizim ne organizasyonumuz olsa bütün paralar Mehmet Sait Kaya'nın Garanti Bankası'ndaki hesabına gidiyor. Son herhalde 20 yıldır öyle değil mi? Yani ha, herhangi bir şey olduğunda, çünkü ha, herkes şeyi biliyor ki Sait onu bir Excel'de tablolar, kuruşuna kadar, muhasebeci gibi değil. Hiçbir zaman öyle değil. Yok. Ama ne diyeyim, tam bir business haline dönüştürüyorsun herhangi bir organizasyonu. Ben business'ten de öte, bunu kendi sadece arkadaşlarımla olan ilişkilerimde değil, kendi yaptığım işte de aynı şeyi yapmaya gayret ediyorum. Şimdi bu işte ombudsman diye bir kelime kullandın, muhtemet dedin, muhtemetin güvenilir adam, kişi tabii, olduğunu anlıyorum. Şimdi bunu yapabilmen için önce senin bir şeyler ortaya koymuş olman lazım. Yani bu koyduğun her neyse de bence buradaki en kritik olan şey şeffaf olmak, hesap verebilir olmak, hesap vermekten hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymamak, bunu bir sen bana güvenmiyor musun da bu hesabı soruyorsun gibi bir hissiyata da psikolojiye girmemek. Bunları yaptığın zaman ve bunu da içselleştirirsen hem sosyal ilişkilerinde, yani arkadaşlarında, hem iş ortamında, hem sen rahat oluyorsun, hem de insanlar sana daha iyi güveniyorlar. Adamlar diyorlar ki ya tamam, bu adam ne sorarsak soralım, bize her şeyi açık açık, hatta biz sormadan da şak diye bilgileri bizimle paylaşıyor. Demek ki burada bir şey olmaz, bir yamuk olmaz diye düşünüyorlar. Amin. Yani tabiri ama sen yapacaksın galiba bunu. Yamuk yapacaksın galiba. Yani onun için bekliyorum. Bu 40 senedir bunun şeyini, uygun bir zamanı bekliyorum. Bir de buna yaptığıma değecek bir şey olsun istiyorum. Değecek olması. Tabii yani, yoksa öyle 10 lira 20 lira için değil de. Bir şöyle, göcek şeyinde bence patlatmalısın yani, sen. Büyük bir şey olmalı. Göcek yarın. O da küçük. Var. Biz belki böyle bir dünya turu falan filan düzenlersek belki paraları dünya turundan öncesinde yapabilirim bunu. Evet, iyi fikir. İyi fikir. Hı, neden yani? Ya çünkü ben şimdi mesela hep şey diye bakıyorum. Göcek'teki ilk sabahımız hep aynı. Evet. Sen notbu açıyorsun. Ondan sonra ben Migros'a gidiyorum. İşte Emre ben şunu istiyorum diye bal peşine düşüyor. Ama hep şeyimiz aynı. Sen herkesin, ha sen yollamıştın, senin şu eksiğin var. Ondan sonra herkes, ondan sonra hatta bu sene beni çok sevdi. Biliyorsun Denizbank bana 20 liralar mı verdi ne? Para çekince şöyle deste haline geldi. Doğru, doğru. Çünkü en büyük sıkıntılar da para üstü vermekti. Abi acayip bir şey, deste haline bir şey verdi. Ondan sonra yani senin ama hep böyle bir rolün oldu. Evet. Ama bu rolün esasında ben sana katılmıyorum. Hı. Çünkü senin Tarsu'da bu rolün vardı. Belki hatırlarsan. O zamanlar farkında olmadan yapıyordum. Ha. Sonra bunun böyle olduğunu farkına varınca daha bir bilinçli yapmaya başlamış olabilirim. Yani Tarsu'da biliyorsun sen bize hep borç verirdin. Biz sana evimizden para gelince sana öderdik. Senden yeniden almaya başlardık cumaları. Ben biraz o zamanlar da demek ki cimriymişim, hala cimri olabilirim. Paramı dikkatli harcıyorum daha doğrusu. Hesaplı harcıyorum. O zaman bana verilen harçlığı da dikkatli ve hesaplı harcardım. Hiçbir zaman... Yok, bence ailen çok veriyormuş ki bizi böyle finanse edecek falan bir şey oluyor. Ya ben şeyi bile biliyorum. Ben sana bir başka anekdot anlatayım Tarsus dışında. Şimdi işte ben Tarsus'tan mezun oldum. Amerika'ya gittim. Şimdi Amerika'ya da o dönemler dövizli öğrenci statüsü vardı. Yani işte... Belli bir döviz alabiliyordun devletten falan. Evet.
o statüye gidersen devlet sana belirli oradaki okulun bir kısmını artı yaşam için bir döviz tahsisi yapıyordu. O zamanlar serbest döviz alımı satımı yok. İşte bunun için de Merkez Bankası'na gidiyorsun. Hatta öğrencilere de resmi kurdan daha düşük bir kurla döviz satılıyordu. Çünkü öyle biz şey tam var. O dönemlerde dövizde büyük bir devalüasyon yaşadık ülkede. Biz de dolayısıyla biraz daha düşük kurdan alabiliyorduk. Dolayısıyla bu da parada nasıl geliyordu Amerika'ya? İşte devletin bir Merkez Bankası çeki hazırlanırdı. O çeki annemler zarfın içerisine kor, postayla gönderir. Ben de o çeki alır, oradaki bankaya götürür, yatırırdım. İşte tahsilatında da oradaki hesaba yatardı. Ben bana gelen paranın işte okul parasını yatırdıktan sonra harcamak için olan kısmını, çok az bir kısmını harcardım. Önemli bir kısmını da biriktirmiştim. Sonra işte 3. seneydi evlendim. Ya da 4. sene, 3. sene galiba. 3. senede evlendim. Ve işte Nazlı'nın da okul parasını ödemem gerekiyordu. Fakat ben bu arada ailemden hiç para almadım. Nazlı'nın masrafları için. Çünkü bu 3 sene içerisinde bir de çalışmıştım. Bir sürü işte çalıştım. Yani o neler yaptım. Yani işte şeyde üniversitenin kocaman bir hastanesi vardı. O hastanenin mutfağında bulaşıkçılık da yaptım. En çok parayı orada kazandım. Çünkü yani çok parayı orada veriyorlardı. Bilgisayar merkezinde bilgisayar teknisyenliği yaptım. İşte o zamanlar şey vardı. Bu çok iyi hatırlıyorum. Gandalf diye böyle bir küçük dedicated modem vardı. O modemler 120 baud rate'le çalışıyorlardı. Komik geliyor şimdi. Allah'ım yarabbim. İşte onların bakımları, onların bir merkezdeki bir bilgisayardan, HP bir bilgisayardan geçerdi falan filan. İşte bunlarla ilgili teknik destek yapıyordum. Neyse işte orada epey bir para biriktirmiştim. Sonra Nazlı'nın okul ücretini ben hepsini ödedim. Daha sonra başka işler de yaptım. En son işte okul bitti, Türkiye'ye döneceğim 83 yılında Ağustos'ta. Benim bankada nakit 10 bin, 11 bin dolar param vardı. Yani bütün bunları yaptıktan sonra bir de para biriktirebilmiştim. Sonra geçen gün orada çalıştığım zamanların şeylerini de hep saklamışım, bordrolarını. Şöyle bir bordrolara bakayım dedim. O günün parasıyla 35 bin, 40 bin dolar arasında bir para kazanmışım. Bu da bugünün herhalde bir 100 küsür bin dolarına tekabül ediyor. Ondan sonra işte bunun bir kısmıyla okul paralarını ödemişim, bir kısmıyla da işte şey yapmışım, biriktirmişim, tasarruf etmişim. Buraya gelirken yanımda getirmiştim. Dolayısıyla ben hiçbir zaman öyle sahip olduğum paranın hepsini hiç harcamadım. Onun için de sürekli ihtiyacı olanlara kimi zaman borç, kimi zaman borç gibi olup sonra gerisi gelmeyen destek şeyleri yapmışımdır yani. Hala da yapmaya gayret ediyorum ya. Yani. Peki, şimdi senden konuşursak zaten 3-5 saat daha kayıt yapabiliriz de ondan sonra şeyine aşmamak anlamında. Son dönemde 76'lıları nasıl görüyorsun? Farklı bir boyut açayım. Yani bayağı anekdot şey yaptın. Son dönemde nasıl görüyorsun? Yani 60'larıyla bence bizim sınıf 60'lı yaşlara geldiğinde bir farklılaşma mı yaşıyor diyeyim. Bir fark var. Bir şey hissediyorum ben. Yani kendi yorumlarım var da senin yorumların ne? Evet, bu çok enteresan bir soru. Ben bunu hiç çalışmadığın yerden bak. Çok çalışmadığım yerden sordun. Evet, şunu diyemem. 20 sene, 15 sene öncekinden farkımız yok. 20 sene önce neyse şimdi de aynıyız diyemem. Bunun fark var mı? Var. Nedir fark? Ben bir parça daha toleransın, birbirimize ilişkilerimize olan toleransın dayanma eşiğinin düştüğünü hissediyorum. Yani eskiden
o ışık daha yukarıdaydı. Daha bir sürü başka şeylere hiçbir şey olmamış gibi davranırken, dayanırken şimdi bu ışık biraz daha düştü. Bu bir gerçek, bunu zannediyorum. Kendi aramızda da konuşsak hemen hemen hepimiz istisnasız bunu kabul edeceğiz. Şimdi soru neden? Yani niçin şimdi böyle düştü? Bir değişimden geçiyoruz. Yani işte kimimiz işimizi bırakıyoruz, kimimiz işimize devam ediyoruz, kimimiz işimizde kendimizce hayal ettiklerimize göre daha iyiyiz veya daha kötüyüz. Biraz daha biz zannediyorum içimize dönüp kendimizin muhasebesini yapıyoruz bu dönemde. Çünkü kritik bir dönem, 60 yaş yani 60 yaş öyle kolay bir şey değil. Onun için de bu muhasebeyi yaparken biraz daha bazı konularda bu eşiği aşağı çekmiş olabiliriz diye aklıma geliyor. Yani benim görebildiğim kendimce, bu hiçbir veriye, hiçbir çalışmaya, hiçbir hissiyat zaten bu şey değil. Somut şeye dayanmadan bilgiye. Ben böyle bir şey hissediyorum ama şurası bir gerçek, evet. Tolerans eşiğimiz düştü. O doğru. O doğru. Bir de belki şeyi de yapıyoruz. Yani what is next? Sonra ne olacak? Yani o da belki bugüne kadar bizi çok fazla şey yapmıyordu. İlgilendirmiyordu. Hı-hı. Çok düşünmüyorduk. Hı-hı. Ama şimdilerde farkına varsak da varmasak da belki bunu düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Benim aklıma takılan dediklerine katılıyorum da iki nokta daha var. Hı-hı. Bir, yakın çevremizin, yani ülkenin hali bence arkadan çok rahatsız ediyor. O da doğru. Çok şey yapmıyor ama o kafanda hep böyle bir şey var. Çünkü biz daha ne diyeyim hesaplayıp işte bilmem ne olandı ama şu anda hesapsızlık hüküm sürüyor. Maalesef. Ondan sonra bir de bence benim takıldığım herhalde diyorum. Ondan sonra Murat Aktaş etkiledi. Aslında bak yani, bu doğru. Her ikisine de katıldım. Ha, doğru söylüyorsun. O böyle çünkü bir doğru. Şey noktası oldu. Çok önemli. Doğru. Bunu kabul etsek de etmesek de yokmuş gibi davransak da ki onun da bir sağlık problemi olabileceği, evet, ve bunun da herkesin önüne çıktığı, evet, ve bunun da irreversible olabileceği, engellenemez bir son. Evet. Doğru, çok çok haklısın. Yani bak ben buna hiç böyle bakmamıştım ama bu doğru bir yani gerçek bir veriye dayanıyor. Doğru. Sanki öyle bir şey oldu gibi ama böyle işte ne diyeyim görüş vermek falan anlamında değil de. Ondan sonra yani bence ama bu toleransı düşenlerin veya düştüğü hissettiğimizde bence bu vakayı düşünüp ondan sonra ben İklil'den bir advice alıp şeye gittim. Bir psikiyatriste ne oluyor ki kendimi şey hissetmiyorum bilmem ne. Zaten dedim işte önden bilgi alıyorlar da ondan sonra zaten dedim artık yokuş aşağı iniyoruz. Ondan sonra aman direkt taktı o psikiyatrlar falan. Ne demek yokuş aşağı? Ya kardeşim dedim. 60'a geldik. 120 yaşamayacağım ben biliyorum dedim. Ha. Demek dedim çan eğrisinin alt tarafına doğru gidiyoruz. Onlar çoktan geçti. Çoktan geçtik. Ortayı geçtim biliyorum diyorum. Onlar tabii böyle işte depresyona girmiş biri falan havasına bulmaya çalıştılar. Hayır dedim yok öyle bir saçmalık hissetmiyorum ama. Gerçekçi olmak da depresyona girmek. Realistiz yani 60'ı da geçtik. Doğru. O an sonra artık şey yolundayız. Şimdi bakınca da bence hakikaten bunu aramızda çok iyi yapanlar olduğunu da biliyorum. Yani Göcek tatillerinde filan gözlemliyorum. Ondan sonra abi oradaki iki gün, oradaki bir saat etin şarj olma şeyi belki bir yıl. Çok doğru. Yani bu Göcek'e aramızda gelenler var, düzenli gelenler var, arada bir gelenler var. Benim o kaç bu sene kaçıncısını yapmıştık? 11 galiba. 11 mi 12 mi? Tamam, öyle bir şey. Artık şey Levent Soylu yapıyor. Orada benim en çok hoşuma giden o tekneye ayak attığımız andan, ayakkabıları çıkarıp yalın ayak o dek üzerinde yürümeye başladığımız andan itibaren ayrılana kadar geçen
işte 72 saat kaç saatsa hepimiz toplumun başka evrelerinde sahip olduğumuz titriler, şunlar, bunlardan tamamen onu soyutlayıp bu halimizde 40 sene önceye dönüp o döneme gidiyoruz. Bu benim en çok hoşuma giden bu. Yani orada işte doktorlar, profesörler, profesyonel yöneticiler falan filan yok. Yok. Orada varsa da var. Ya. Kimsenin aynen öyle. Yani. Kimsenin umurunda değil. Olmaması güzel. Orada işte 69-76 yılları arasında aynı ortamda birlikte olmuş o çocuklar ve o çocukların hatırladıklarının işte birlikte yeniden her seferinde de aynı olayı 5 farklı versiyonda yaşadıkları. Bir de bu 60'larla beraber şeyi de hissediyorum. Alkol tüketimi azalıyor. Ha evet, doğru bu yani son şey. O da öyle. O da doğru. Ondan sonra alkol tüketimi de azalmaya başladı. Alkol tüketimi azaldı. Bir de ağır alkollerden biraz daha hafif alkollere evet, geçişler doğru, var. Doğru. Yani hem volüm olarak evet, azaldı, evet, hem evet, hacim olarak da. Hem hacim hem derece olarak. Derece olarak da azaldı. Tabii. Okey. Bence yeter diyelim. Evet.